Elimizde araştırmalar var Erdal abi ve bu araştırmalar şunu gösteriyor. AK Parti yaklaşık 18 yıldır ilk kez %30 bandına doğru geriliyor. Hatta kararsızlar olmadan %30, 30,8. MHP %6, %8 arasında kararsızlar olmadan gidip geliyor. Yani bundan sonra gireceği hiçbir seçimde %50 barajını aşmayacak gibi görünüyor bugünkü verilerle. Ve bütün anketlerde halkın en çok şikayet ettiği konuların başında ekonomi geliyor. Çünkü hele hele AK Parti ve MHP kitlesinin çoğunlukla işte Türkiye'nin orta ve alt gelir grubundan insanlar olduğunu, çoğunluğunu bunların oluşturduğunu varsayarsak, pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak zorunda kalan da, işsizlik ödeneğinden yararlanmak zorunda kalan da, dükkanını kapatmak zorunda kalan da esasen bu seçmen grubu. Sonuç itibariyle esnafı siz bir hafta, 2 hafta, 1 ay bilemediniz. 2 ay Ayasofya'yla yetmedi. Dini ve milli hamasetle bir arada tutabilirsiniz. Artık dükkanını açamayan esnaf, çocuğun günde 36 lirayla geçinmek zorunda kalan işçi ve ekonominin tekerini çeviremeyen AVM'deki iş adamının çok fazla sizin hamasetinizle bir arada bulması mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bence AK Parti kitlesinin bir arada kalma limitleri de tükendi, tükenmek üzere. Dolayısıyla bunu içeride tahkim edebilecek. Bu kitleyi en azından bir sonraki seçime kadar bir arada tutabilecek ve içerideki, yani evet bir seçim yok ama bir sonraki seçime kadarki siyasal ve toplumsal meşruiyeti sağlayabileceği seçmen grubunu hayatta tutabilmek için kendi ideolojik taleplerine geri dönüyor. Siyasal İslam'ın ideolojik taleplerine ve kısmen MHP'nin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde milliyetçi ve muhafazakar gündeme dönüyor. Bunu da bütün toplumun çıkarıymış ve arzusuymuş gibi anlatmak istiyorlar. Ayasofya bunlardan biri tabii ki. İşte araştırmalarda gösteriyor ki toplumun %46'sı evet diyor, 43'ü hayır diyor. İstanbul Sözleşmesi'ne geldiğimizde orada iş daha da çetrefilleşiyor. Çünkü sadece marjinal birkaç grup İslamcının ve radikalin talebini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Sırf tarikatlerden kaynaklı, İslamcılardan kaynaklı bir muhalefet olmasın diye. Yahut onların etkilediği taban Deva Partisi'ne, Davutoğlu'na yönelmesin diye. İlk defa birkaç marjinalin talebi ülkede ana akım gündem haline geliyor. Şimdi onlardan biri İstanbul Sözleşmesi. Ben bunu eleştirenlerin bile bu sözleşmeyi okuduğunu zannetmiyorum. Bu İslamcılara bakarsanız bu sözleşmede eşcinsellik tebliğ ediliyor. Böyle de bir şey yok ya. Kimse yasa ve yönetmelikle eşcinsel olmuyor. Korkmayın yani. Böyle bir şey değil bu. Meclisten kanun geçince bir kısım insan eşcinselliğe meylediyor değil. Yahu ilginç olan şu. Nahide Opuz diye bir ahim kararı vardır. 95 yılında 2002 yılına kadar annesiyle beraber Diyarbakır'da yaşayıp annesiyle beraber kocasının 7 kez saldırısına uğrayan bir kadındır Nahide Opuz. Kocası tarafından 2 kere bıçaklanır. Kocası annesinin üzerinden arabayla geçer. Annesini bıçaklar. En son 7. saldırıda annesini öldürür. Bu kadın davayı ahime taşır. Ahim Türkiye'yi mahkum eder, der ki sen Nahide Opuz'un canını korumadın. Evet, temel asgari devlet hizmetlerini gördün. Şüpheliye dava açtın. Ama bu kadının ikinci kez saldırıya uğramasının önüne geçmedin. Bu o günlerde 2009 yılında 2008-2009 yılında sonuçlandı ve Türk hukuk sisteminin kadına yönelik ayrımcılığın önüne geçmediği gibi ona sebebiyet verdiği, kadının yargı yönünde ayrımcılığa uğradığı, korunmadığı yönünde bir karar, bu utanç verici bir karardı. O günlerde AK Parti meşruiyetini içeride tarikatlarda değil dışarıda Avrupa Birliği'nde arıyordu. Avrupa Birliği'ndeki sosyal demokrat ve liberal partilerde arıyordu. Buna ihtiyacı vardı. Ve bunun üzerine o zaman da yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Konseyi'nin dönem başkanı da Türkiye'deydi. Dönem başkanı da Türkiye'de, öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni. Ve Türkiye bir
Bu AİHM kararında belirtilen hususları düzeltmek için ve dünya kamuoyuna bir mesaj vermek için İstanbul Sözleşmesi'ni geliştirdi. Bunu geliştiren bizimkilerdir. Tümüyle yerli ve milli bir sözleşmedir. Medeni kanundan daha yerli ve millidir. Medeni kanun en azından İsviçre'den, İtalya'dan bir yerden aldık. Bunu biz yaptık. Avrupa'da ve Türkiye'de CHP ve MHP'li milletvekillerinin oy birliğiyle hazırlanmış ve geçmiştir. 2011'de ilk biz hazırladık. Bunun yürürlüğe girmesi için 12 ülkenin imza koyması gerekiyordu. 12 ülke 2014'te imzasını koydu. Yürürlüğe girdi ve biz buna bağlı olarak kadının ve ailenin korunmasına yönelik yasayı çıkardık. 6584 galiba. Ve şu an 34 ülke imzalıyor. Yani geliştiren, yazan biziz. Geliştiren biziz. Yazan biziz. İlk imza koyan biziz. İlk iç hukuka, kendi iç hukukuna uygulayan da biziz. Dünyaya gidip bunu imzalayın diye eline dolaştıran da biziz. Hatta şimdi mecliste onaylandığında Sayın Cumhurbaşkanı bunu sevk ederken gerekçesinde ne demiş size okuyayım. O zaman Başbakan 11 Kasım 2011 diyor ki, tabii bunu Fatma Şahin komisyonda savunuyor, yani aile komisyonuna gidiyor, Fatma Şahin mecburuz diyor. Bu bizim için bir prestij meselesi diyor. Şimdi Gaziantep Belediye Başkanı Ahmet Davutoğlu imzalıyor bunu. Cumhurbaşkanı ne diyor? Ülkemiz bu sözleşmede ülkemiz öncü bir rol oynamıştır. Sözleşmenin Avrupa Konseyi Bakanlar Dönem Başkanlığımız süresinde imzaya açılması ve ülkemiz tarafından imzalanmış olması da ayrıca sembolik önem taşımaktadır. Sonra kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunların mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne taraf olmasının ülkemize ilave bir yük getirmeyeceği ve ülkemizin gelişen uluslararası saygınlığına olumlu katkıda bulunacağı değerlendirilmiştir. Ya bunu başbakan diyor, ya Erdoğan diyor ve iki komisyona havale ediyor. İki komisyondan oy birliğiyle geçiyor. Mecliste en kısa sürede görüşülen sözleşme çünkü herkes kabul ediyor. Tamam. Şimdi peki neden yürürlüğe girdikten 9 yıl sonra kaldırılmak isteniyor? Çünkü artık AK Parti'nin dünyada elini sıkacağı bir muhatabı kalmadı. İçeride ancak bir grup tarikat kaldı. Bir grup İslami organizasyon, bir grup milliyetçi organizasyon kaldı. Kendi gücünü, son aşamaya gelmiş gücünü, bence artık gider ayak ve gidişini geciktirmek için bir grup İslamcının, bir grup tarikatın ve üstelik haberdar olmadığı, okumadığı bir metni kaldırmak istiyor. Yani bunun sonucu nedir? Bunu kaldırabilirler mi? Artık olmaz demiyorum, kaldırabilirler. Bundan sonra bir sonraki seçimin gündemi de idamın geri getirilmesi olur. Son Ayasofya, son barut diyorduk. Şimdi idam meselesi gündeme gelecek. Evet. Doğru. Yani bir tek o kalmış. Ayasofya bu kadar, bunun kadar hukuksal bir mesele değil. Ayasofya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin müze olarak kullandığı yeri ibadethane olarak tekrar kullanma hakkı var. Burada siyasal olarak farklılaşabiliriz. Yani ben bunun onun egemenlik hakkına dahil olduğunu ama hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum. Fakat İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak dünyada yani bence trajikomik bir duruma düşmek demek. Yani bundan sonra deniyor ki efendim burada toplumsal cinsiyet ifadesi var. Ya toplumsal cinsiyete herhalde homoseksüellik falan zannediyorlar. Ben anlamakta zorlanıyorum. Yani toplumsal cinsiyetin ne olduğunu ya bilmiyorlar ya da kasıtlı olarak bize şunu dayatıyorlar. Kardeşim, kadın erkeğin kölesidir. Kadının rolü dünyada erkeğe çocuk getirmektir. Kadının dünyası evinden ibarettir. Kadın erkeğinden ayrı sokağa çıkamaz, seyahat edemez. Kadın araba süremez. Bunu mu demek istiyorsun kardeşim? Açık konuşun. Ne söylüyorsunuz yani? Bu metinde ne eşcinselliği çıkarıyorsunuz? Demek istediğiniz bu. Kadının size köle olmasını arzuladığınız, kadından en çok öğretmen olmasını beklediğiniz, kadınsız bir parlamento, kadınsız bir dünya istiyorsunuz. Ya da tarikatlar bunu istiyor ve siz de bunu hayata geçirmek istiyorsunuz.